Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşlarında yumurtlama zorluğu. Kuşların çiftleşmeye alınmasından ve yuvanın asılmasından belirli bir süre sonra dişi kuşun yumurtalarını yumurtlaması gerekir. Bu devre onların en etkin ve hareketli çağlarıdır. Sürekli olarak yuvaya girerler, çıkarlar, oynaşırlar. Yumurtlama zorluğu çekmekte olan dişi kuş, öncelikle yumurtlaması gereken süre içinde yumurta bırakmamakla bu güçlüğünü belli eder. Tüylerini kabartır, son derece durgunlaşır ve hareketliliği azalır. Kafesin bir köşesinde uyuklar durur. Bu durumun ortaya çıkması birkaç nedene bağlanabilir. Fizyolojik bir bozuklukla yumurta kanalının gerekli genişlikte olmaması, kuşun kuluçkaya yatması için olması gereken yaştan küçük bulunması ve çiftleşme döneminin mevsim yönünden havanın gereği kadar ısınmadığı günlerde rastlanması bu sakıncalı durumu doğurabilir. Ayrıca çiftleşme öncesi gerekli beslenme koşullarının sağlanmamış olması da bir etken olabilmektedir. Her şeyden önce bu duruma neden olan davranışlardan kaçınmak gerekir. Ancak bir kez bu durumla karşılaştıktan sonra da alınabilecek bazı önlemler vardır. Dişi kuşun yumurtlama zorluğu çektiği belirlenir belirlenmez hemen bulunduğu kafesten alınır. Eğer varsa hastane kafesi bu tedavi için son derece elverişlidir. Eğer yoksa elimizdeki olanaklarla tedaviye başlamalıyız. Başvurulacak ilk yöntem hasta kuşun aşağıdan kaynar su buğusuna tutulması ve sıcak tutulmasıyla kanalda bir gevşeme açılmasının sağlanmasına çalışmaktır. Buna ek olarak anüsten zeytinyağına veya gliserine bastırılarak bir tüy parçasıyla lavman yapmak gerekecektir. Bütün bu önlemler sırasında çok dikkatli olunmalı. Aşırı sıcak bir buğu ile kuşun derisine yanık oluşturulmamalıdır ve anüse yumuşatıcı sürerken zedelenme meydana getirilmemelidir. Bu önlemler çoğunlukla olumlu sonuç verir ve kuş yumurtasını bırakabilir. Ancak bazı durumlarda çaresiz kalınmaktadır. O zaman göz göre göre kuşun ölmesine göz yummaktansa başvurulacak son çare uygulanır. Oldukça sakıncalı olmakla ve kuşun bağırsaklarını delme tehlikesi bulunmakla beraber yumurtayı içeride kırmak kimi kez kaçınılmaz olmaktadır. Bunu yaparken dıştan yapılan baskının son derece bilinçli ve ölçülü olması gerekmektedir. Ilık gliserinli su ile lavman yapılarak kabukların ve yumurtanın daha kolay dışarı alınması sağlanmalıdır. Eğer yetiştirici bu konuda gerekli bilgi ve deneyime sahip değilse, bu işlemi uzman bir kişiye bırakması daha doğru olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.